Herkese tekrardan selamlar. Bugün Intel'in CES 2023 fuarı öncesi duyurduğu yeni 13. nesil mobil Intel işlemcilere bakacağız. Ve bunlar hangisi alınabilir gelecekte? Gelecek bir yıl içerisinde, çünkü laptoplara da geleceğini düşünürsek ki bu sayacağımız işlemcilerin hepsi 2023'ün ilk çeyreğinde piyasadaki laptoplarda entegre olarak gelecek arkadaşlar. Her neyse, Intel yani büyük bir sürpriz yaptı. Fuardan önce gene bu işlemcileri duyurdu. Sürpriz dememin sebebi, fuar 5 Ocak'ta başlıyor fakat Intel bunu 4 Ocak'ta duyurdu yeni işlemcileri. Ve hepsini de duyurduğunu söyleyebiliriz. Mobil tarafı diyorum. Masaüstü tarafında daha açıklamayan ben bazı işlemcilerin hala olabileceğini düşünüyorum veya sonradan gelebilecek. 13. nesil masaüstü tarafı için bir videom yok fakat ben hala 13. nesil Intel işlemci tarafına, masaüstü Intel işlemci tarafına yeni işlemcilerin geleceğini düşünüyorum. Şimdi mobil işlemcilere bakacak olursak bu sene toplamda 4 serimiz var. Bir tanesi HX, komple performansı öncelik veren. HX zaten çok değinmeyeceğim ama zaten ülkemizde de ve çoğunlukla da zaten tercih edilmeyen bir işlemci modeli. Ülkemize gelen hiçbir laptoplar HX işlemciyle gelmiyor. 11. nesilde dahil olmak üzere buna. 11'de de gelmedi. 12'de de gelmedi HX zaten. Onun haricinde en çok bulunan H serisi var. Performans odaklı bir işlemci. Aynı zamanda soğutmasında son yıllarda Intel'in 10 nanometre Superfine teknolojisine düşmesiyle soğutmasında aşağı çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki rakip AMD hala 7 nanometre ürettiği için AMD hala burada biraz avantajlı. H serisi 45 Watt'ta gelecek, gene yapılandırılabilir bir TDP'sinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki herhangi bir şekilde overclock imkanı sunmuyor H serisi. P serisi var. 12. nesille hayatımıza girmiş bir seri. Benim şahsen çok tercih etmediğim bir seri. Hem performansa hem de pil ömrüne şey sağladığı için pek tercih edilesi bir durum yok. Çünkü P serisiyle gelen 12. nesil laptopların ne kadar pahalı olduğunu hepimiz gördük. O yüzden ben P serisini çok tercih etmiyorum burada. 28 Watt'ta geliyor. Temel olarak hem performansı hem de pil ömrünü, yani şarj süresini aynı potada eritmeyi amaçlayan bir işlemci. Yani saf performansa odaklı bir işlemci serisi değil. Diğeri de U serisi. Bizim ultrabook'lardan görmeye alışık olduğumuz, neredeyse Intel'in 5. hatta belki de biraz daha eski olabilir, 5. nesilden beri çıkardığı U serisi var. O da bu sene 15 Watt'ta geliyor. Dediğim gibi ultrabook tarzında, örneğin Asus VivoBook olur veya Asus Zephyrus modelleri olabilir ki Zephyrus VivoBook modellerine göre çok daha performanslıdır. Bu tip serilerle U serisini görüyoruz genelde, veya Asus Aspire kasası olsun. Yani bu sene de U serisi geliyor. Bu U serisi de tamamen iş ve enerji verimliliğine odaklanmış bir seri. Çok yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda bu U serisi işlemcileri değil, daha çok H serisi ve P serisi işlemcileri öneriyorum ben. Ha, tabii ki H tercihiniz olsun. Bulabilirseniz HX işlemci de alabilirsiniz. En iyi performansı o veriyor ama zaten çoğu laptop üreticisi çok satmadığı için HX işlemcileri tercih etmiyor. Özellikle Türkiye'ye gelen laptoplardan neredeyse HX işlemcili bir laptop bulmanız zaten imkansız, ki yurt dışında da dediğim gibi öyle çok tedariği olan bir işlemci değil maalesef. Ben 1-2 sene içerisinde de Intel'in HX'i kaldıracağını düşünüyorum. Tamamen H serisi de devam edebilir. Çünkü dediğim gibi zaten pazarda büyük bir rolü yok HX'in. En çok H ve U serisi işlemciler satılıyor. İşlemcilerin detaylarına bakacak olursak HX serisinden başlamak gerekirse, her ne kadar birçoğunuz burayı atlayacak olsa da benim burada dikkatimi çeken i7-13700 HX var. 16 çekirdek 24 threadde geliyor. Hibrit bir mimari söz konusu 12. nesille birlikte hayatımıza giren. Yani bu ne demek oluyor? Hem performans hem de enerji verimliliği çekirdeğini aynı anda getiriyor. Ben i7-13700 HX'in 8 performans, 8 de enerji verimliliği çekirdeğinin olduğunu söyleyebilirim. Yani zaten bu nesilde hepsi hibrit mimariyle geliyor. Ve burada 30 MB'lık bir ön bellek söz konusu arkadaşlar. Yani ciddi anlamda çok güzel bir ön belleği var bu işlemcinin. Bu işlemciyle gelecek laptoplar Türkiye'ye gelirse eğer minimum 40-50 bin lira olacağını zaten söyleyebiliriz. Çünkü zaten çok üst seviye işlemciler. Yani böyle 4K renderı falan çok çok rahat altından kalkabilecek seviyede işlemciler. 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Turbo frekans 3.7 GHz. Base frekans, yani temel frekansta 2.1 GHz olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle DDR5 tarafında da 4800 MHz'a kadar destekleyebiliyor. Eski nesille aynı olduğunu söyleyebiliriz 12. nesille. 55 Watt ile 157 Watt arasında değişen TDP değerleri var HX serisinin. Bu işlemcide de 55 ile 157 Watt arasında değişen TDP değerleri var arkadaşlar.
ve bunları siz overclock edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın H2 serisini overclock edebiliyorsunuz. Öyle bir güzel yanı var. Fakat dediğim gibi çok tercih edilmiyor. Ben zaten bunları anlatırken ekrana fotoğraflar falan giriyordur. 13700 H2'si bu nesilde önerdiğim tek H2 işlemci olabilir. Diğerleri o kadar dikkatimi çekmedi. i9'lardan yani bilmiyorum daha soğutma şeyleri gelmedi ama i9'lardan çok bir önereceğim yok. Yani paranız varsa alabilirsiniz ama bana kalırsa i7 13700 H2 işlemcili bir laptop bulursanız bana kalırsa kaçırmayın derim. Hem 30 MB'lik ön belleği burada sadece iş gibi uygulamalarda değil de CSGO, Valorant gibi oyun oyuncaklar için bile bu, hem de bu oyun açısından bu 30 MB'lik ön belleğin çok bir faydası olacağını söyleyebilirim. Ama zaten dediğim gibi laptoplarda çok tercih edilmiyor. Biz o yüzden bugünün esas konusu olan H serisi işlemcilere geçelim arkadaşlar. Bakalım Intel 13. nesilde H serisinde ne sunuyor? İlk önce ilk duyurulan işlemciye bakacağız. i5 13500H. Ara serileri 13240H falan, onlara bakmayacağım. Onlar da çok tercih edilmiyor laptoplarda çünkü. Ki bana kalırsa zaten H serisinin ara işlemcilerden uzak durun. İlk bakacağımız işlemci i5 13500H. Kendisi gene hibrit bir mimariyle geliyor. 12 çekirdek, 16 da thread var. 4 performans, 8 enerji verimliliği. Yani Affinity Core diye tabir edelim buna biz bir. Affinity Core var. 18 MB'lik bir ön bellek var. Önceki nesle göre ön bellek bir miktar artmış. 4.7 GHz max çıkabiliyor. 1.9 GHz temel hızı var. Turbo ile de 3.5 GHz. Tavan olarak yani en üst çıkabileceği noktada 4.7 GHz olduğunu söyleyebiliriz. Bu arkadaşlar LPDDR5 faktöründe 6400 MHz'e kadar RAM destekliyor. Ama zaten gelecek, yani bu donanımla birlikte gelecek laptoplar genellikle DDR5'in 4800 MHz hızlı RAM'lerini kullanacak. Yani bu kadar tepe seviye her ne kadar işlemcimiz desteklese de çoğu şeyler hala low power kullanmıyor. Direkt DDR4. 5 watt ile de 95 watt arası bir şeyin olduğunu söyleyebiliriz. H serisine herhangi bir şekilde overclock edemezsiniz arkadaşlar. Hızını o kendisi ayarlıyor. Siz dediğim gibi hızını kendisi ayarlıyor. Güzel olduğunu söyleyebilirim bu yeni serinin de yani. Bir üst kademesinde ise i5 13600H'ı görüyoruz. O da tamamen 13500H'la aynı çekirdek ve iş parçacı sayısına sahip. Hibrit mimar da öyle. İkisinde de 4 performans, 8'de Affinity Core var. Fakat baktığımız zaman 0.1 GHz yani 4.0.1 GHz yani 4.8 GHz'e kadar max turbosu var. Aralarındaki en bariz farkın o olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde ikisi de aynı şekilde güç çekiyor. İkisi de 45 watt'lık bir TDP ile birlikte geliyor arkadaşlar. Yani çok bir fark yok aslında. Genelde burada fiyat performans açısından alacaksanız i5 13500H laptoplara bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar da zaten 25-30 bin liradan aşağı bulmanız cidden çok zor bu laptopları. Bir üst seriye geldiğimiz zaman i7 var. i7'in de burada bana ilk göze çarpanım i5'te olduğu gibi 13700H oluyor. Gene eski mimariyle aynı. Herhangi bir şekilde core veya thread arttırımına gitmemiş yani. 11. nesilden 12. nesile geçtiğimiz gibi bir fark yok 13. nesil işlemcilerde. H işlemcilerinde. Gene 14 çekirdek 20 inç parçacığından oluşuyor. 6 performans, 8 Affinity Core var. 5 GHz'e çıkabiliyor. Bu güzel. 24 MB'lik de bir ön bellek var. Ön belleklerinin gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz yeni seride. Baktığımız zaman da bu da gene LPDDR4 faktöründe 6400 MHz DDR5 RAM'leri destekliyor. 45 Watt'ta bir TDP'si var. Güzel arkadaşlar, bana kalırsa bu işlemci de gene alınabilecek bir işlemci. Bir üst noktada ise 13800H var. O da 5.2 GHz gibi çok çılgın bir değere çıkabiliyor. Fakat burada şunu söyleyeceğim. Bu 5 GHz'e çıkan bu i7 işlemcinin ben cidden 5 GHz'e ancak ve ancak dokunabileceklerini zannediyorum. Yani şöyle, bu burada 5 GHz'e olsa 5 GHz'e çıkıp iner arkadaşlar bu işlemci. Çünkü zaten laptopların soğutma oranı belli. Bir işlemciyi siz 5 GHz'e sürekli tutmak istiyorsanız o işlemcinin ısı değeri stabil olmalı. Örneğin 70'tir. 85 derecede 5 GHz'de sürekli çalışır. Fakat bunlar 5 GHz'de eriştiği an zaten büyük bir ihtimalle kaynayacaklardır. Yani 95-100 derece içten bile değil. O yüzden bu 5 GHz gibi veya ne bileyim 5 GHz, 5.5 GHz gibi kulağa havalı gelen şeylere aslında bunu işlemciler anlık olarak erişebiliyor. Aynı şeyi masaüstü taraf için söylemek doğru olmaz. Çünkü masaüstündeki soğutma sistemleri çok iyi olduğu için, özellikle 360 mm'lik bir radyatörlü sıvı soğutma kullanıyorsanız orada bu değerlere her daim çıkıp stabil bir şekilde kalabilirsiniz ama laptoplarda böyle bir şey söz konusu bile değil maalesef. Yani laptoplarda bu hızlar biraz hayal arkadaşlar. Dokunabilir sadece. Dediğim gibi orada sürekli stabil olarak kalması beklemeyin zaten. Çünkü dediğim gibi zaten bu gigahertzlerde, bu saat hızlarında işlemci cayır cayır ısınacak. Bunu belirteyim. Bir üst segmentte ise i9 karşımıza çıkıyor. Burada da benim en çok dikkatimi çeken HK işlemcisi. i9 13900HK. Gene herhangi bir şekilde i7 ile şey falan yok. Core veya thread farkı yok.
Ama burada şöyle güzel bir yanı var. 5.4 GHz'e kadar dokunabiliyor arkadaşlar bu işlemci. Bu gerçekten güzel. Gene aynı şekilde DDR5 faktöründe de 6400 MHz destekliyor. Burada benim iki tane favori işlemcim var. Bir tanesi fiyat performans olarak çok iyi olacağını düşündüğüm i5 13500H. Diğeri de fiyat performans olarak onun biraz daha iyisinde eğer paranız varsa alabileceğiniz i7 13700H. Biraz daha paranız varsa da i7 13800H alabilirsiniz. Bu i9'ların fiyatı büyük bir ihtimal HX eğer cidden çok tercih edilirse ki zannetmiyorum dediğim gibi ama HX aynı olacağı için i9 13900H gibi işlemcilerin fiyatı HX serisine yönelmenizde fayda var. Şimdi gelin bir de U serisi işlemcilere bakalım. P serisi işlemcileri şu an ben ekrana koyarım. P serisine çok bakmaya gerek yok. Zaten 4 tane işlemci var toplamda. Şimdi biz de gelin bir de U serisinden bakalım. Bu nesilde bize neler sunuyor? İlk önce U serisinin tamamen şey yenilendi. Entegre grafiği yenilendi. Bunu bir belirterek başlayayım ben. U serisi şu anda yani yeni bu 13. nesilde entegre grafik olarak arkadaşlar Intel'in bir XSS Super Sampling, telaffuz edemediğim bir gaming şey var işte, Endurance mı ne nasıl okunuyorsa bir gaming şey var. Pilde daha uzun oynamayı sağlıyor aslında bu teknoloji. Aynı zamanda da güncel AAA oyunları size 30 FPS üzerinde oynatabileceğini söylüyor. Yeni teknolojisinin adı da arkadaşlar XSS Super Sampling olarak adlandırabiliriz. Yani zaten şu an ekranda şeyler gidiyordu. Büyük bir ihtimal yanlış telaffuz ediyorum ama bu teknoloji sayesinde HX olmayan tüm sistemlerde, buna U serisi de dahil, entegre grafik olarak bununla geliyor. H serisine bunun çok bir olayı olmaz. Çünkü H serisinde zaten gelen laptopların içinde dahili bir grafik birimi, örneğin RTX 3050'dir, 3060'dır, 4050'dir, 4060'dır bulunacağı için çok değinmeye gerek yok. Fakat U serisi bir laptop alınca güncel Hitman 3 veya Shadow of the Tomb Raider gibi oyunları 30 FPS üzerinde oynatabileceğini söylüyor. Özellikle Hitman 3 gibi bir oyunu cidden 30 FPS üzerinde oynatabilecekse XSS Super Sampling sayesinde güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani burada bir burada bir dahili onboard ekran kartında bir güncelleme yapılmış işlemcinin içindeki grafik yongalarında. Bu güzel. Şimdi bakacağımız zaman ben i5'ten başlamak istiyorum. i3'ü bırakın bence. Çünkü zaten ucuz olacak dediğim gibi bu U serisi işlemciler. Hep öyle oluyor. Maksimum 14-15 bin lira olacağını ben tahmin ediyorum. i5 1335U'ya baktığımız zaman 10 çekirdek 12 de iç parçacığından geliyor. 2 performans, 8 enerji veri, 8 Affinity Core var. 12 MB'lik bir ön belleği var. 4.6 GHz'e çıkabiliyor ki bu bir U işlemci için cidden çok iyi bir değer. Yani 4.6 GHz'e çıkmak bir U işlemci için cidden çok iyi bir değer. Gene DDR5, low power DDR5 faktöründe de 6400 MHz destekliyor. 15 Watt'ta bir güç çekiyor. Zaten dedim ya videonun başında, enerji verimliliği ve pile odaklı bir işlemci demiştik. 15 Watt çekmesinin sebebi de o. Pilden çok yemesin, laptop 10-12 saat boyunca kullanılabilsin arkadaşlar. Ortalama bir pil kapasitesiyle kullanılabilsin diye bu kadar az çekiyor. Buna göre de güzel bir performans sunuyor bu işlemci. Biraz daha parası olanlar için ben i7-11035U'yu önereceğim. Aynı serinin i7'lisi bu da. Bu da 10 çekirdek 12 thread. 2 performans enerji verimli, 2 performans 8 enerji verimliliği, yani Affinity Core'la geliyor. Ve 5 GHz turbo boost'u var, yani maksimum 5 GHz'e çıkabiliyor ki bu da bir U işlemci için bana göre cidden çok güzel bir değer olduğunu söyleyebilirim yani. U işlemcinin bile şu an bu değerle gelmesi çok iyi. 12 MB'lik ön bellekte normal olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz 2 sene önce H serilerinde kullanılan 12 MB'lik ön bellekler şu an U serileri için kullanılmaya başlanmış. Güzel yani, zaten ekranda vermişimdir ben bunları. Tepe seviyede de şu an U serisinin i7-1365U'nun da olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak i5 ile i7'ler aynı, sadece maksimum çıkabilecekleri GHz farklı. Ve şöyle söyleyeyim, belki U işlemciler bu GHz değerlerine çıkarlar ve uzun sürede orada kalabilirler. Çünkü genelde ince yapılı laptoplarda bunlar kullanılıyor ve işlemcisi de az watt çektiği için belki çoğu 4.7 GHz'e kadar sorunsuz bir şekilde stabil olarak o hız seviyelerinde durabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi az watt çektikleri için daha az ısınacaklardır. O yüzden dediğim gibi bu saat hızlarında bana kalırsa durmaları cidden olası arkadaşlar. Şimdi başka bakacağımız zaman Intel bir de bu işlemcilerine Passmarkdır falan filan böyle testlerle kıyasladı. Sağ alt tarafta şu an siz kıyasladığı sistemleri görüyorsunuz. Çok üst sistemlerle kıyaslamış. Mesela i9-13900HK'lı bir makineyi içinde RTX 3080 Ti 105 Watt bir makineyle bu performans sonuçlarını almış. Burada da Apple'ın M1 Max, yani şu anda piyasa değerinin yanlış hatırlamıyorsam 60 bin lira olması lazım. 60 bin liralık M1 Max'inden Creative'de falan filan hepsinde geçmiş. Burada da oyun performansları var. Tabii ki burada oyun performansı olarak işlemci çok önemli değil. Sağ üst tarafta, bu sefer şu an sağ üst tarafınızda duruyor. Sağ üst tarafınızda bulunan sistemler önemli.
Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 3080 Ti'lerin wattları. Yani aralarında farklılık var. Intel'dekiler biraz daha fazla watt çekmiş burada ama genel olarak Intel'in oyun açısından yani tek çekirdek açısından şu an AMD'yi geride bıraktığını söyleyebiliriz. Tabii ki işlemcinin herhangi bir şekilde şu an bir Nano Review veya ne bileyim bir Cinebench E23, bir Prime 95 testi olmadığı için kesin ve net single ve multi core sonuçlarına ulaşamazsınız. Bunu da burada belirteyim. Onun haricinde çok değinebileceğimiz bir şey yok. Bir de Premiere Pro'daki testler var. Premiere Pro'da falan i9-13900HX gerçekten çok iyi bir performans göstermiş. Konusunda da Intel'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki burada özellikle mesela AutoCAD gibi bir programda ekran kartının desteği işlemciden çok daha önemli mesela. Keşke alt serileri de kıyaslasalarmış. Bir iki kıyaslama da ekrana koyayım siz bakarsınız. Ben bunları yorumlamayacağım. Çünkü dediğim gibi iş esas burada ekran kartında. Çoğu 3 boyutlu video düzenleme, mesela Blender falan filan. Bunlar daha çok ekran kartına dayanıyor. Ve söyleyebileceklerim benim bu kadar. Araya da dediğim gibi bir iki performans görüntüsü atmışımdır şu an. Bunları yorumlamayacağım. Kesin single core ve multi core testleri çıkana kadar. Ancak çünkü gerçekten işlemcilerin şeyi o zaman belli oluyor. Videonun açıklamasına da ben bir grafik koyarım arkadaşlar. Bu tüm yeni 13. nesil Intel işlemcilerin teknik detaylarının bir grafiğini koyarım. Video bu kadardı. 18 dakika bendeki şu andaki kayıt. Herhalde size bunu bir 15 dakikaya falan indireceğimi düşünüyorum. Eğer videoyu beğenirseniz ben aynısı için RTX 40 yani RTX 4000 serisi mobil ekran kartları için de bu videoyu yaparım arkadaşlar. Çünkü RTX 4000 serisi mobil ekran kartları da ben bu videoyu çektiğim zaman duyurulmuştu. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın.